38. Üçüncü cilt 52. mektup. Bu mektup mektubatın üçüncü cildini toplamış olan Muhammed Haşim Keşmiye rahmetullahi teala aleyh yazılmıştır. Kalbin ve nefsin fenasını ve ilmi husulinin ve ilmi huzurinin yok olmalarını bildirmektedir. Fena Masiva'yı unutmak demektir. Masiva Allahu Teala'dan başka her şey demektir. Masiva iki kısımdır. Afak insanın dışında olan mahluklardır. Enfüs insanda bulunan şeylerdir. Afak'ı unutmak, afakı tanıtan ilmi usulünün yok olmasıdır. Enfüs'ü unutmak, enfüsü tanıtan ilmi huzurinin yok olmasıdır. Çünkü afak ilmi husuli ile bilinir. Enfüs ilmi huzuri ile bilinir. İlmi husulinin yok olması zordur ve evliyaya nasip olur. İlmi huzurinin yok olması daha çok zordur ve evliya kaddesallahu teala esrarühümül aziz içinden ancak çok yüksek olanlara nasip olur. Yalnız akl ile iş görenlerin çoğu buna inanmaz. Hatta böyle şeyi düşünmek bile imkansızdır derler. İdrak sahibi bir kimsenin kendini unutması olacak şey değildir derler. Bir insanın kendini bilmesi lazımdır. Bir insanın kendini bir an bile unutması olamaz. Hele devamlı hep unutması hiç olamaz derler. İlmi husulinin yok olması fenayı kalp denilen makamda hasıl olur. İlmi huzuri yok olunca fenayı nefs hasıl olur ki bu tam fenadır ve hakiki fenadır. Fenayı kalp fenayı nefsin sureti gibidir, gölgesi gibidir. Çünkü ilmi husuli ilmi huzurinin gölgesidir, görünüşüdür. Bunun için ilmi husulinin fenası yani yok olması ilmi huzurinin fenasının gölgesi sureti olur. İlmi huzuri fena bulunca nefs itminan makamına gelir. Allahü Teala'dan razı olur. Allahü Teala da ondan razı olur. Bekadan ve geriye rücudan sonra talipleri irşad etmek, ve kemale ulaştırmak vazifesi nefse verilir. Bedende bulunan ve her birinin istek ve meyilleri birbirine ters olan ve özellikleri başka başka olan ve her biri başka şey isteyen anasır-ı erbaanın dördü ile de cihat ve gaza yapmak nefse nasip ve müesser olur. Bedende bulunan diğer dokuz parçadan hiçbiri bu nimete kavuşamaz. İnsanda bulunan enerjinin artması, güçlenmesi, insanı şeytana çevirir. Benim gibi bir daha var mı? dedirir. Mutmainne olmuş olan nefs, cihad ederek, insanı bu beladan kurtarır. İnsanda bulunan şehvet ve gadab ve başka kötü sıfatlar, başka hayvanlarda da vardır. Nefs, bunları da terbiye ederek, iyi hale çevirir. Sübhanallah! pek şaşılacak şeydir ki on latifenin en kötüsü olan nefs en iyisi oluyor ve kötülüklerle cihad ediyor. Bir hadisi i şerifte cahiliye zamanında iyi olanlarınız Müslüman olup din bilgilerini öğrenince de en iyiniz olur buyuruldu. Tembih. Kalbin masivayı unutmasının alameti masivayı hiç düşünmemesidir. Masivayı düşünmek için kendini zorlasa, kalbine hiçbir düşünce gelmez. Akıl, dünya işleriyle meşgul olduğu halde, kalp, masiva düşüncesini kabul etmez. Nefsin, ilmi huzurisinin yok olduğunu bildiren alamet, insanın yok olmasıdır. İnsan, kendini ve sıfatlarını bilemez. Bu zaman, ilm de, malum da yok olur.'' Çünkü ilm ve malum insanın kendisidir. İnsanın kendisi yok olmadıkça ilm ve malum yok olmazlar. Kalbin fenası afakın fenasıdır. Nefsin fenası fenai enfüstir ki hakiki fena budur. Gel ey gurbet diyarında esir olup kalan insan. Gel ey dünya harabında yatıp gafil olan insan gözün aç etrafa bir bak nice beyler gelip geçti ne mecnundur bu faniye gönül verip duran insan kafeste bülbüle şeker verirler fakat hiç durmaz acep niçin karar eder bu zindana giren insan aklını başına topla. Elinde var iken fırsat, sonsuz azap çekecektir. Adam sen de diyen insan.